Merhaba arkadaşlar, kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün de teaserların, en azından bilinen tanıtımların sonuncusu Cyborg'un tanıtımı geldi. Şimdi onu izleyeceğim. Ancak öncesinde, sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Değinmek istediğim birkaç kısa husus var. Onları söyleyeyim, ondan sonra videoyu izleyelim. İlk değinmek istediğim şey, sizin için 2 gün önce, benim için şu an dün olan, dün gece olan Zack Snyder's Justice League'in HBO Max aracılığıyla yanlışlıkla sızdırılması olayı. Tom ve Jerry yerine bu filmin 1 saat 40 dakikasını yüklemişler. Tabii insanlar açınca ister istemez onu izlemeye başlamış. 1 saat sonra falan fark edilip yayından kaldırıldı. Bunun yanlışlık olduğuna inanmak isterdim ama inanamıyorum tabii ki. Warner Bros. İçerisinde yıllardır Zack Snyder'e karşı olan bir kesim var. Onların yaptığı bir sabotajdan başka bir şey değil. İsimlerinin ne olduğu zaten daha önceki videolarımda geçiyor. Hadi tekrar söyleyeyim ya, çok da büyük bir şey değil. Tobey Emmerich ve Walter bu doğru bir hareket mi? Tabii ki değil. Üzücü bir şey. Ben görmedim çok şükür hiçbir görüntüyü. Gerekli önlemlerimi aldım. Herhangi bir şey görmedim. Ancak hoş değil kesinlikle. Bir insanın emeği var. Birincisi bu. Söylemek istedim ve bunun üzerinden başka bir şey daha söyleyeceğim. Hadi internete bu görüntüler yanlışlıkla HBO Max aracılığıyla sızdırıldı. Oldu. Yanlışlık oldu diyelim. Bir kesim de var ki buna bizim insanımız da dahil olmak üzere, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere bu görüntüleri alıp internete paylaşmayı, dur Snyder fanlarını kızdırayım, işte bekledikleri filmle ilgili sürprizleri bozayım diye eğlenen bir kitle var. Bir de gelip sağda solda sataşıyorlar. Doğruca söylüyorum arkadaşlar, kafanız basmıyor. Bakın, siz Zack Snyder'ı sevmiyor olabilirsiniz. Filmlerini beğenmiyor olabilirsiniz. Buna tamamıyla hakkınız var. Bu hiçbir şekilde sorun olan kısım değil. Ancak sorun olan şu ki siz hayatınızı nefret edeceğiniz bir şeye adamış durumdasınız. Seveceğiniz bir şey değil. Zack Snyder'ı sevenler sevdiği için onunla ilgili bir şeyler yapıyor. Ben dahil olmak üzere. Peki siz neyi seviyorsunuz? Bu kadar mı boş vaktiniz var? Bu kadar mı boş insanlarsınız? Bu kadar mı kafanız çalışmıyor? Nedir yani, internette onu paylaşınca senin eline ne geçiyor? Sanattan anlamıyorsun, sanatçıdan anlamıyorsun. Sanata, sanatçıya saygın yok. Sızdırılmış, yanlışlıkla verilmiş bir görüntüyü sağda solda paylaşmayı kendine şiar edinmişsin. Sonra seni muhatap alamam yani. Sen benim gözümde kafan çalışmıyor çünkü. O yüzden bu arkadaşlaradır lafım. Dediğim gibi filmlerini beğenmeyebilirsiniz, izlemek istemeyebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Kimse sizi zorlamıyor. Kafanızı tutup da böyle ekrana dayayıp da izle demiyoruz. Gözlerinizi böyle açmıyoruz. Hani burada bir Clockwork Orange dönmüyor. Merak etmeyin. Tek yapmanız gereken izlememek, beğenmiyorsanız. Bırakın sevenler izlesin arkadaş. Sana giren çıkan mı var? Neyse, öyle yani. Biraz buna değineyim dedim. Biraz sinirlendim, biraz atarlanayım istedim. Çünkü bazı insanlar haddini bilmiyor ne yazık ki. Kafası çalışmıyor. Man of Steel'de, Batman v Superman'de dediği gibi insanlar anlamadığı şeylerden korkarlar. Ve ne yazık ki Zack Snyder'ın filmografisi, filmleri bu insanların kapasitesinin çok üzerinde. Onlar oturup böyle çerezlik izleyeyim kalkayım derdindeler. Gidin ona benzer milyon tane film var zaten. Sen bu filmi anlamazsın zaten. Sana göre değil zaten. Sen git 2017'de sinemalara verilen tekrar izle. Sabah akşam izle ya. Aptal 50 tane sahne var. Gülersin. Bir şey anlamak zorunda hissetmezsin. Sonunda o bitti der, çekirdeğini çitleyerek devam edersin hayatım. Bırak, bu bizim arkadaş. Buna da sen karışma ya. Sızdırılmış görüntüyü yayma etrafa. Neyse, çok uzatmayacağım. Şimdi yardırasım var ama daha değerli vaktimi daha değerli şeylere ayıracağım. Mesela şimdi oturacağım Cyborg'un tanıtımını izleyeceğim. Çünkü son kez bir şey daha söylemek istiyorum. Siz arkadaşlar, Zack Snyder'ı sevmeyenler, kıçınızı da ayırsanız ayın 18'inde bu film geliyor. Ve biz izleyeceğiz. Hatta ben birkaç gün önce izleyeceğim. Sağ olsun Zack. Teşekkür ederim kendisine. Ancak 18'inde de sevenler, sevmeyenler hep birlikte oturup izleyeceğiz. Ne kadar nefret etseniz de oturup seve seve izleyeceksiniz. Onu da biliyorum. Sonra gelin Twitter'da şurada burada gömün. Zaten izlemeden gömüyorsunuz. Sizin de ne dediğinizi kim kazır ki? Ama biz tadına varacağız ve bundan 2 sene önce bu film asla yayınlanmaz diyen bir sürü kişiyi de biliyorum. İşte bugün film geliyor. Şimdi Zack Snyder's Justice League 2, 3 bunlar gelmez diyenleri de duyuyorum. Restore the Snyderverse hashtag'inin bir halta yaramayacağını diyenleri de duyuyorum. Onlara da evde birleştirin diyorum.
Size veriyorum. Buyurun. Çünkü gelecek. Çünkü biz yine kazanacağız. Bunu da dediğim dersiniz. Neyse, dediğim gibi da vaktimi o saçmalıklara harcamayacağım. Biz hala vermemiz gereken savaşlar var. Oturup şimdi Cyborg'un videosunu izleyeceğim ve ondan sonra üzerine konuşalım. Whatever happened to you, you have gifts now. Everything breaks, Victor. I can't wait to see what you can be tomorrow. In the world of ones and zeros, you are the absolute master. These boxes will get inside you and find your weaknesses and your fears. Take your place among the brave ones. I'm not broken. And I'm not alone. Evet, harika bir tanıtım daha izledik. Ne gördük ilk önce onu düşünelim. Cyborg, Victor Stone işte anından çıkan görsellere bakıyordu. Orada bir şeyler araştırıyor muhtemelen. Tabii ne araştırdığını bilmiyorum. Görüntüler çok hızlı geçti. Ve bu sırada gelen diğer sesleri düşünüyorum. Yaşadığı trajediyle ilgili bir şeyler döndü. Annesinin babasının sesi geçti arada. O kadar heyecan yaptım ki yakalayamadım bazı şeyleri. Ama hatırladığım... biri sonra cesurların yanında yer al dedi. Yanlış hatırlamıyorsam Diana'nın sesiydi. Bu kutular, bu motherbox'lar insanın içine giriyor ve onun korkularını, zayıflıklarını buluyor. Dedi ki muhtemelen o gördüğümüz görüntü de Cyborg motherbox'lara bağlandığı zaman işte tekrardan bütün olabilirsin evladım diye motherbox'ların onu kandırmaya, kendi tarafına çekmeye çalıştığı taraf diye düşünüyorum. Ancak sonraki tepkisi ben ne yarımım ne de yalnızım deyişi. Filmin bir noktasında kendisinin mevcuttaki halini kabul edeceğini ve yalnız olmadığını, çünkü bu filmde biliyoruz ki babası da ölecek annesinden hariç olarak, takımı Justice League, Adalet Birliği'ni artık kendi ailesi olarak kabul edeceğini düşünüyorum. Yani bu söylemlerden o çıkıyor. Başka arada bir şey yakaladım. Görseller o kadar daldım ki, çünkü o bir şeyler yakalamak istemiştim aslında ama onunla ilgili bir şey göremedim. Belki de hızlı geçti. Zack o ilk Motherbox'ın içerisindeki fotoğrafı yayınladığı zaman Coast City demişti. Belki Green Lantern'larla ilgili bir şey yakalayabilir miyim diye sağa sola bakarken sözleri çok yakalayamadım. Ama güzel. Yani açıkçası dünkü teaser daha çok gaza getirmişti beni, ama onda biraz daha aksiyon vardı işin içinde. Steppenwolf daha çok gözüküyordu vesaire, onun sebebiydi muhtemelen. Ama bu da gayet güzel. Artık yarına başka bir şey gelir mi bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ondan sonra da zaten şunun şurasında filmin çıkmasına 9 gün kaldı. İzleyip hep beraber değerlendireceğiz. Güzel. Ben dediğim gibi çok kısa böyle 40 saniyede gördüklerinden yakaladığım bunlar. Tabii tekrar tekrar izleyince bir sürü şeyler görebilirim belki, ama şu an için bunları gördüm sadece. Ha bir de şey, bir mezardan yukarıya doğru uçuyordu Cyborg. Orası muhtemelen annesinin mezarı diye düşünüyorum. Belki babasının kaybından sonra oraya gidiyor, bilmiyorum sebebini ama. İlk atılan fotoğrafta hatırladığım oraya gece gitmiş oluyordu. Yani karanlık bir saatte oradaydı. Belki de sabaha kadar kalıyor. Belki sabaha karşı oraya gitti, ama bu sefer uçuşunda görüyorduk ki orada güneş doğmak üzere. Yani orada da bir mezarı ziyaretinde uzunca süre kalacak olabilir demek istiyorum sadece. Bu. Benim gözlemlediklerim bunlar. Eğer siz bir şeyler yakaladıysanız, dediğim gibi benim kaçırdığım şeyler, lütfen yorumlarda yazın. Fikirlerinizi belirtin. Videoyu beğenin, paylaşın, kanala abone olun. Yarın video gelir mi bilmiyorum. O yüzden gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.